Ağustos Bursa'da faaliyet gösteren bir organizasyon şirketi şarkıcı Niran Ünsal'ın ödemesini aldığı halde konsere katılmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuş. Hem parayı alıyor hem konsere katılmıyor. Bununla da ilgili bir suç duyurusu gelmiş. Bakalım neler olmuş Bursa'da. Gerçekleşiyor olay. Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir organizasyon şirketi konser ücretini peşin alıyor ve 300 kişiye konser bileti satılıyor. Konserin verileceği akşam dinleyiciler erken saatlerden itibaren söz konusu otelde yerlerini alıp Ünsal'ı beklemeye başlıyor. Saat ilerlemesine rağmen Ünsal'ın konser çıkmaması üzerine dinleyiciler organizasyon şirketine soru sormaya başlıyor ve sonra da sahne almıyor. Çok acayip değil mi? Peşin ücret alındı lafını sen inandın mı peki? Peşin alınmaz ki, yarısı alınır. Yarısı işte işe gittiğin zaman belki alınır falan. Peşin alıyorsun yani. Ya ben kendim sunum. Adına mesela bir sunuculuk bir yere gittiğimde peşin almadan çıkmam sahneye. Tabii mesela ben de ama sanatçılarda durum öyle olmayabiliyor. Bazen kapora alıp hani günü kapatıyorlar ve sonrasında işin rengi orada belli oluyor. Ya tamamını almasa bile kimin başına gelmişti bu? Kibariye'nin. Çıkmamıştı Almanya'da. Sucukları salamları da. Evet, bir de yemek de aldırmış, doğru. Sucuk falan bile lahmacun bir şeyler yaptırmıştı. Neyse, onları da almıştı ama çıkmamıştı ama. Şimdi Niran Ünsal, bak aklıma ne geliyor bu sefer? Haktan'a övgüler yağdırıp Mehmet Akalın birilerine siz insanların haklarından bahsederken aslında en çok hak yiyenlersiniz gibi bir şeyler söylemişti. Biz demiştik ki bunu kime söylüyor? Acaba şimdi Niran Ünsal bu kadar haktan hukuktan bahseden, bu kadar adaletli, bu kadar inançlı bir kadın bunu yapmış olabilir mi gerçekten? Daha beterini söyleyeyim. İddia. Raporluydum. O yüzden konsere çıkmadım diyor Niran Ünsal. Ve Ünsal'ın konsere gelmemesiyle ilgili araştırma yapan organizasyon şirketi Ünsal'ın aynı gece Erdek'te bir konseri olduğunu öğreniyor. Artık. Kendi konser saatlerinde Ünsal'ın yine Erdek'te konserine devam ettiğini tespit ediyorlar. Ünsal'ın daha sonra konserle ilgili kamuoyuna raporluydum. O yüzden konsere çıkamadım şeklinde yaptığı açıklamanın gerçek dışı olduğunu iddia ediyorlar. Ama bak, bu da garip bir şey değil mi ya? Bu ne demek biliyor musun? Hayır, iki taraftan da hem yani ikisine de okey veriyorsun. Birine çıkıyorsun, diğerine çıkmıyorsun. Birinden para aldın, diğerinden de aldın. Birine çıkıyorsun. Öyle oluyor. İkisine birden gitmek lazım. Bu hangisi? Bursa, Erdek. Yani aslında ikisine de gidilebilirdi. Ha, aralarında çok şey yok. Organizasyon şirketinin sahibi 50 bin lira zararlarının olduğunu ileri sürmüş. Raporluydum diyen başka bir yerde konseri var. Ay çok sıkıntılı. Burada direkt Niran Ünsal'ın cevap vermesi lazım. Ama Niran Ünsal zaten böyle bir durumda direkt Instagram hesabına patır kütür tık 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 yazıyor. Raporluydum yazmış mesela. Bakıyorum hemen. Bakalım. Niran Ünsal'ın hesabına girelim, Instagram hesabına. Bakalım bir açıklama yapmış mı acaba? Ama eğer böyle bir iddia varsa da alır parayı organizasyon şirketi. Tabii alır yani. Hayır, zaten çıkmadıysa bence kesinlikle Niran o parayı geri vermeli. 4 gün önce bir paylaşım yapmış. Storiesine bakıyorum yani hikaye bölümüne. 20 saat evvel kendisini yine paylaşmış ama bir açıklama yok. İbrahim Gugu onun. Hem kocası hem menajeri hem de işte prodüktörü biliyorsun. Aslında onun da bir açıklama yapması lazım. Bu çünkü çok ciddi bir sıkıntı. Bunu kim yaparsa yapsın hoş görecek bir şey. Ama niye yapsın ki böyle bir şeyi? İşte iki yerden. İki yere de yani. Aa, çok kötü. Bence açıklama yapar Niran Ünsal. Yani bunu kimse yapmaz ya. Mesela biz bir yere giderken bile, bir güzellik merkezi ya da bir şeyin ziyaretine bile gittiğimizde günlerimiz yazıyoruz. Hayır, o gün oraya gidemeyiz falan diyoruz yani. Bir karışıklık olmuş mudur acaba? Olabilir işte, karışıklık olabilir ama sonuç para nerede? Karışıklık olabilir tabii. Parayı anına yatırırsın organizasyon şirketine. Kardeşim bir yarı yanlışlık oldu, bir düzeltme yapalım. Böyle bir şey yok dersin. O zaman zaten ne şiş yanar ne kebap. Adam da bir şey söylemez. Organizatör de bir şey söylemez bu durumu. Bakalım ne olacak? Niran Ünsal'dan bir yanıt gelecek mi? Bak yazmışlar Gemlik'ten. Evet, Bircan Hanım maalesef Gemlik'teki konserine çıkmadı diyor. Herkesi mağdur etti ama diyor. Ama raporluydum diyor. Elinde de bir rapor varsa da. Peki Erdek mi diğeri? Diğer konserde nasıl görünüyor? Erdek mi? Evet. O zaman Erdek'ten herhangi bir konserle alakası bilgisi olan birisi bize yazsın. Böyle bir konser olmuş mu? Ne olmuş? Bak mesela böyle bir yorum geldi. Bu işlerin içinde olan bir arkadaşımdan. Muhtemelen menajeri yakın yerler olduğu için saatleri ayarlayarak iki iş için anlaşıyor. Sonra yağmur, saat kayması falan derken toparlayamamış olabilirler diyor. Doğru olabilir. Tamam, aynen. Çünkü bak ya şöyle, Erdek'le Bursa arası gerçekten çok uzun bir süre değil yani. İkisini de o yüzden kabul etmiş olabilir. Bursa'ya çıkarım, Erdek'e giderim demiş olabilir.
böyle bir şey varsa da organizasyon şirketi mağdurdur. Bu mağduriyeti de siz karşılamak durumundasınız. Aynen, o mağduriyeti de öderler. Peki devam ediyoruz o zaman.